Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Crazy Craft bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde her bölüm gibi efsane olacak. Şurayı arkadaşlar niye kırık diye sorarsanız, videoya girmeden önce yanlışlıkla şu Buğra abiden almış olduğum mükemmel baltayla bir tane dokundum sadece, bak bir tane dokundum ve bunlar da tahtadan olduğu için, balta da tahtayı çok sevdiği için direkt kırdı ve aşağı gitti. Bunun bir tanesi aşağıda şu an, hatta gidip alalım. Anam, niye düştüm ben? Normalde benim çantamın bana süzülme özelliği katması lazım. Çantam da sırtımda. Allah Allah, süzülme özelliği katmadı. Acaba Transformers modunda olduğum için mi bu süzülme özelliği olmadı? Bir deneyelim bakalım. Şöyle bir çıkartalım abi bunu. Şunu tekrar giyelim ve bunu da arkadaşlar şöyle standıma koyayım. Standımı bir tane daha yaptım bu arada. Çünkü bir dahaki bölüm bir tane daha robot yapacağız. Bu bölüm değil ama bir dahaki bölüm büyük ihtimal yaparız arkadaşlar. Bunu şimdilik şuradaki standımızın içine şöyle bir güzel, tamam, koyalım ve şimdi bakalım. Tamam, şimdi çantamız çalışıyor ve tavukluk çantamız bizi yavaş yavaş aşağı süzüyor. Okay. Bu bölüm arkadaşlar ne yapacağız diye sorarsanız zaten küçük resimden, başlıktan falan anlamışsınızdır. Ama ben biraz daha açıklayayım. Arkadaşlar tarla yapacağız. Ama bu tarla madenlerimizi yetiştirdiğimiz tarla. Şuradan hemen göstereyim. Growable Ors moduna ait arkadaşlar buradaki eşyalarımız. Bunları yapıp, daha doğrusu eşya değil de kamışlarımız diyeyim. Bu kamışlarımızı yapıp aynı sugarcane yetiştirilmiş gibi maden yetiştireceğiz. Yani bir arkadaşlar sugarcane tarlası gibi maden tarlası yapacağız. Nasıl yapıldığını adım adım göstereceğim. İlk önce elmas tarlasıyla başlamak istiyorum. Elmasımız biliyorum çok fazla. Bakın şurada 59 tane elmasımız var. Neredeyse bizi tek ve hani bir sürü de elmas harcadık. Ona rağmen bu kadar elmas var. Elmas sıkıntısı çekmiyoruz ama ileride çekebiliriz. Yani ne bileyim, sürekli mantis öldürüp içinden falan elmas almamıza gerek yok. Bahçemizde yetişsin ve sadece elmas için değil. Burada hani glowstone falan da yetiştirebildiğimiz için sürekli şeye gidip, Nether'a gidip bir glowstone almak gerekmiyor. Burada yetiştirebiliriz her şeyimizi. Yani mesela geçen bölüm Buğra abiden gittik, lapis aldık. Etraftan lapis bulamadım çünkü. Ve hani gidip Buğra abinin evinden ödünç aldık. Yani kendin pişir, kendin yapalım arkadaşlar. Kendi bahçemizi yetiştirelim ve bahçe nereye olur? Bahçe aşağı olur. O yüzden aşağı gidelim ve arkadaşlar ben bu bahçenin temellerini atarken siz de bu videoyu muhtemelen beğeniyorsunuzdur. Evet, muhtemelen arkadaşlar. Beğeni tuşuna zaten hepiniz basmışsınızdır da ben bir kez daha hatırlatayım istiyorum ve hadi abanalım. Like, 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 like. Şimdi bahçenin temellerini atmak için bize şey lazım. Fence lazım. Bu marangoz modundan ben fence kendime yapmıştım. Ta bu evi yaptığım zaman bunu düşünmüştüm zaten, bahçesini yapacağımı. Burada mı onlar? Evet, burada. Hatta kapı bile yapmıştım ama kapıyı da alalım lan, dur bakayım. Şuraya mesela şöyle kapıları koyalım. Ama oldu mu ki? Oldu lan. Bence bakayım, açalım. Süper. Tamam, dursun burada kapımız. Ama bunun üstünü neyden yapacağız? Yani neyle kaplayabiliriz bunu? Evet, infernal bloklarımız var. Şunlarla bence şöyle çok güzel kaplarız. Süper oldu valla. Ha bu arada ben evin bu kısmını göstermedim size. Yani gösterdim de tanıtmadım. Yani burada geçen bölüm böyle bir şey yoktu. Evimin içinin çok küçük olduğunu biliyordum. Hani herkes yorumlarda da söylüyordu. Bizimkiler de söylüyordu, seridekiler. Evin çok küçük, orada işte rahat hareket edemezsin falan diye. Ben de diyordum ki tamam, sorun yok. Bunu ben dört tarafa doğru genişleteceğim. Yani hem buraya genişleyeceğim, hem buraya genişleyeceğim, hem buraya, hem buraya. Ve havada olduğum için bunu yapmam çok kolay. Ama şimdi bak, onlar yan yana ev yaptı mesela, bak ha. Bu ikisi yan yana ev yapmış. Kim bilmiyorum. Kayra'nın eviydi bu ama değiştirmiş herhalde. Neyse. İkisi yan yana ev yapmış. Ya birisi üstten ilerleyecek ya birisi alttan ilerleyecek. Yani anlaşacaklar burada. Hani birbirlerine şey olma ihtimalleri çok yüksek. Çakışma ihtimalleri çok yüksek aşağıda. Ama benim öyle bir sorunum yok. Evim yukarıda olduğu için arkadaşlar, istersen biraz daha yukarı çıkarım oradan. Evet, şimdi o zaman ne yapıyorduk? Bu çitleri alıyorduk. Aldık mı? Almadık. Şuradan çitlerimizi alıyoruz. Şu kapılarımızı geri bırakıyoruz. Ve bu çitlerimizi arkadaşlar aşağı inip bir güzel bahçe haline getiriyoruz. Kendimize alan çevreleyeceğiz. Yani burayı kendi bahçemiz yapacağız. Çünkü zaten kendi evimizin altı olduğu için burayı benimseyebiliriz. Ama şu maden yollarını falan kapatmak istemiyorum. Bakın şurada maden yolu var. Kendi bahçemi arkadaşlar ben şuraya. Aynen. Şöyle evimin alt tarafını yapmak istiyorum ya. Aynen. Tam olarak buraya yapayım. Şöyle şuradan hatta. Evet. Şöyle genişleyelim. Şuraya kadar. Şuradan tekrar. Şöyle gelsin biraz.
Evet, şekil şükür olsun, şöyle yamuk yumuk gitsin. Tabii daha da geliştirilebilir. Ben sadece şu an kabataslak bir bahçemiz olsun diye yaptım. Bahçemizin alanını hazırladık. Buraya koyacağım desenli bloğu ben kafamda yazdım. Buraya renkli bir blok koymayı düşünüyorum. Şu an ama şeyimiz bu değil. Amacımız burayı renklendirmek, güzel gözüktürmek falan değil. Şu an amacımız arkadaşlar buraya gerçekten de bize şeker kamışı gibi maden yetiştirecek bir tarla yapmak. Ve arkadaşlar bunu yapmak için ilk önce şuradaki growing bloğumuzu yapıyoruz. Fark ettiyseniz zaten içinde bir sürü şey var. Yani demirinden, kömürüne, elmasına, lapisine, toprağına bile her şey var. Vardır mutlaka. Iron'ımız var, gold'umuz var. Bunların hepsi var. Bizim şu an tek ihtiyacımız kamış. Evet, şeker kamışı yok diye biliyorum. Bakayım. Evet, yok, şeker kamışım yok. Ve kömürüm de arkadaşlar çok yok. O yüzden kömür ve şeker kamışı adına şimdi etrafı dolaşmamız lazım. Haritadan baktığımızda şeker kamışları tabii ki nerede olacak? Burada su kenarlarında olacak. Bu ne lan? Burada bir şey var. Evet, çok garip burası. Dur bakayım, burayı bir test edelim. Nasıl bir şeymiş, ne değilmiş, neymiş. Burası garip gözüküyor ama ölürüm diye de korkuyorum. Şöyle bir chest'i açtığımızda bir şey yok. Çünkü burası terk edilmiş bir alana benziyor. Evet. Pek bir esprisi yok yani buranın. Yalnız şeker kamışı bu dünyada üretilmemiş mi? Yani oluşmamış mı? Bu nasıl bir şey? Niye şeker kamışı yok? Şeker kamışı. Evet. Orada. Orada. Tamam. Bir şeker kamışı arkadaşlar sonunda bulduk. Hatta evet şuralarda var. Tamam. Sonunda arkadaşlar şeker kamışı çıkan bir yer artık yeter yani. Şeker kamışı, şeker kamışı diye öldük. Şimdi bize yaklaşık 6 tane falan lazım bir tanesi için ama biz toplayabildiğimiz kadar fazla toplarsak çok daha iyi olur. Yani şuradan bütün şeker kamışların arkadaşlar. Anam anam anam, boğulma, sakın boğulma. Sakın boğulma. Mantis olsam sanki daha güvenli olabilir. Evet, hep aynı hatayı yapıyorum çünkü kelebek oluyorum ve kelebek etkileniyor arkadaşlar. Sudan etkileniyor, yağmurdan etkileniyor, her şeyden etkileniyor ve canı da çok az ama mantisin bir insan kadar canı var. Yani bir karakter kadar canı var. Dinozorlar suda yüzüyor. Kızları orada rahatsız ediyor. Evet, sapık dinozor. Köy mü ne bu? Evet. Etrafı kapalı bir köy. Yalnız bunların blokları ne abi? Çok garip bir blok yok mu? Ha, karla kaplanmış. Oo. Burası bir kar köyü gibi bir şey. Çünkü baksana bunlar hep buzdan yapmışlar zaten. Vay anasını avradını, neler neler bulduk lan. Bunun içinde ciddi malzemeler olabilir ha. Burayı bizden biri hiç buldu mu bilmiyorum. Ama güzel gözüküyor yani. Tamamen bir kış köyü. Vallahi kış köyü arkadaşlar. Neyse şimdi şurada biraz daha sanki şeyimiz vardı bizim. Ha şurada evet şeker kamışlarımız var. Bunları da alalım ve yapabildiğimiz kadar arkadaşlar fazlasını yapalım. Şu kamış olarak maden yetiştirmemize kolaylık sağlayacak her şeyi yapalım abi. Bakalım şimdi şeker kamışımız hazır. Diamond, kömür. Ha kömür yapmadık evet kömür arkadaşlar. Kömür unuttuk. Kömür gördüm. Evet buradan alıyoruz ama bir tanesi yetmez. Oh. Korkuttu. Bir anda çıkınca korkuttu vallahi arkadaşlar. Şimdi şun ne? Bunlar da mı kömür? Yok bunlar silikon. Evet. Şunlar kömür. Evet. Şuradakiler arkadaşlar kömüre benziyor. Tamamdır. Bunları da topladığımızda süper olacaktır. Burada bayağı bir kömür damarı bulduk. Evet. Geniş bir kömür damarı burası. Tamam. Oğlum bayağı geniş lan. Daha devam ediyor. Troll mürol olmasın bunun sonunda? Tamam geniş falan oluyor da bu kadar da geniş. Evet, kömürlerimizi arkadaşlar güzel bir şekilde alıyoruz. Tamam, kömürlerimiz bayağı bir zaten mevcut biliyorsunuz. Çok kolay bir şey kömür bulmak ve stoklamak. Şu an yani 30 tane falan herhalde kömürümüz olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı geniş damarlara girdik. Bakayım 40 tane olmuş. Tamam, çok güzel. Ve şu diamond mı? Hayır. Vanilla mod açık olduğu için arkadaşlar şu an görüyorum bunun bir diamond olmadığını. Bu büyük ihtimal benim koymuş olduğum, şuraya bir yere koymuştum geçen bölüm. Onu da birisi trollenmiş ve tekrardan buraya koymuş başkası trollensin diye. Ama Vanilla mod şu an aktif olduğu için onu görüyorum şu an. Troll blok yazıyor üstünde. Şuradan biraz arkadaşlar taş kazmak istiyorum. Çünkü taş lazımdı. Neye lazımdı unuttum ama bir şeye lazımdı öyle hatırlıyorum. Ha şey için. Bu growing bloğu yapmak için lazımdı. Yo ne için lazımdı lan? Ha bunları yapmak için lazım evet. Tamam gelmişken arkadaşlar ufaktan bir maden yapmış olduk. Yani şu home pet'i yapmak istiyorum bak. Buğra abinin home pet'ini acilen yapmam lazım. Ya da biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuraya biz portalımızın bir tanesini açalım. Bir diğerini de evimizi açalım. Bundan sonra direkt buradan geliriz. Evet. Şurayı da şöyle kapatalım tamam mı? Aynen. Evimizden direkt buraya geliriz. Başkaları da portalı bozmasın diye burayı kapattım. Oradan oraya, oradan oraya. Evet, son kez arkadaşlar bir kill çektim ve bundan sonra hiçbir şekilde kill komutunu kullanmayacağız. Şimdi bunun
Neyini kullandık? Sarısını kullandık. Ve mavisini de arkadaşlar nereye koyalım? Mavisini de şuraya şöyle koyalım. Tamam, bu artık bizim madenimize açılan yol. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan geliyoruz ve burayı kırıp tekrar madenimize devam ediyoruz. İşimiz bittiğinde geliyoruz. Şurayı şöyle kapatıyoruz ve geri dönüyoruz. Evet, bu portal silahı artık işimize tam anlamıyla, gerçek anlamıyla yaramış oldu. Şimdi arkadaşlar her şeyimiz hazır diye düşünüyorum. Şuradan kendimize bunu yapmak için hazırız ama şu taşlarımızı ısıtmak için şöyle, evet, şuraya kömürlerimizi koyalım, birazını alalım çünkü biraz lazım olacak. İlk önce şu growing blokumuzu artık yapıp kurtulalım arkadaşlar. Toprağımız yok. Burada var mı? Evet, burada var. Tamam. Şimdi her şeyimiz... Anam, yanlışlıkla aldım. Ay, yanlışlıkla elime aldım. Lanet olsun. Bunu şimdi nasıl atacağım buraya ben? Atamıyorum da. Yakmam lazım bunu o zaman. Dur. Seni alayım şöyle bir. Şöyle bir atayım. Şöyle de bir yakayım. Tamam. Tamam arkadaşlar, yaktım. Game Mode'dan yanlışlıkla aldığımız şeyleri böyle yakabiliyoruz. Ha, hazır bunu yapmışken şey de yapalım arkadaşlar. Bu Iron Furnace'ı yapmaya çalıştığımızda bizde şöyle bir hata veriyor. Bak, taşlardan birazını alıp şurada kendim arkadaşlar bir fırın yapmak istiyorum. Bunu niye yaptığımı şimdi göstereceğim size. Bu fırını arkadaşlar Iron Furnace yapmaya çalıştığımızda bize maalesef mikrodalga veriyor. Bunun sebebi mikrodalga ile Iron Furnace'ın yapımının aynı olması ve iki farklı modun Recipe'nin çakışması. Şimdi biz bunu şöyle bir çözüm düşündük. Modu falan silmekle uğraşmayıp direkt game mod arkadaşlar şey hibe edeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane iron, bir tane de furnace'ı koyuyorum ve bunları yakıyorum abi. Ve buradan şöyle kendime iron furnace arkadaşlar şöyle bir tane alıyorum. Yalnız 64 tane değil, bir tane. Dur, yanlış oldu. Şöyle bir tane al. Evet, şunları at. Bunları yak. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar game modla ödeşmiş oluyoruz yani ve hile yapmamış oluyoruz. Iron Furnace'ımızı da şuraya değil de nereye koysam bilemedim vallahi Iron Furnace'ı nereye koyacağım arkadaşlar. Bence şimdilik şuraya koyalım, evet. Bakalım buradaki taşlarımız ısınmış mı? Evet, ısına dursun. Biz bunları alıp tekrardan şu Iron Furnace'ımıza bence koyalım. Burası çünkü ondan 1,5 kat daha hızlı. Yani normal fırınımıza göre 1,5 daha kat hızlı olan bir fırınımız arkadaşlar. Ve bunun da biliyorsunuz ardı arkası kesilmiyor. Gold, Diamond, Hell ve Extreme Furnace. Direkt koyar koymaz. Hatta biz koymadan bile pişiriyor direkt. Lap diye pişiriyor. Artık şu growing bloku arkadaşlar yapmak istiyorum. Ne olursun şu growing bloku yapayım arkadaşlar. Şuradan şöyle redstone'umuz, demirimiz... Altınımızı almamışız lanet olsun ama hiç bozuntuya vermiyoruz. Altınımızı buradan şöyle yapıp şuraya koyuyoruz. Lapisimizi koyuyoruz. Elmasımızı almamışız lanet olsun. Elmasımızı arkadaşlar şöyle bir tane alıyoruz. Tamam, şimdi artık yeter, yapalım, ne olur yapalım. Evet, lapisi koyuyoruz. Redstone'u koyuyoruz. Iron'ı koyuyoruz. Sugar cane'i koyuyoruz, bomb meal'i koyuyoruz ve kömürü almadık, lanet olsun, kömür yok. Allah'ım, Allah'ım, delireceğim. Dur. Şöyle bir adet kömür istiyorum, evet. Bir adet kömürümüzü arkadaşlar alıyoruz, artık yeter. Artık olsun, evet. Kömür, toprak, redstone, lapis, sugar cane, gold ve iron'ı koyduğumuzda arkadaşlar 8 adet bize growing block sonunda veriyor. Ve şimdi 8 adet growing block'umuzu aldık. Şimdi bunun üstüne koyacağımız bu şeyleri, sazlıkları yani reed'leri arkadaşlar şöyle diamond şeklinde yapmak için. Evet, her şeyimiz. Elmas da alıyoruz bir tane. Tamam, taşlarımız da var, kamışlarımız da var. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz ve arkadaşlar üstlerine de şunları koyduğumuzda bundan yapıyoruz. Fakat bundan yapmışken işlerimizde arkadaşlar 3 tane koyduğumuzda 3 tanesini alıyoruz. Zaten bunlar birbirini katlayacak. Evet, bunu... Anam, ne olmuş lan buraya? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın lan yoksa? He? Şerefsiz cadı, sen mi yaptın yoksa? Bak bana bak, sen yapmış gibi duruyorsun çünkü. Pac-Man de yapmış olabilir, evet. Çünkü bizim grupta birisi söylemişti, Pac-Man tahta olan her şeyi yiyor demişti. Maalesef arkadaşlar, eğer öyle bir durum söz konusuysa bizim burası gitti. Neyse ya arkadaşlar, lanet olsun. Şimdi şurayı şöyle arkadaşlar deliyoruz. Evet. Şöyle 3 tane deldik. Koyuyoruz. Hatta bu elimizdekileri de bitirelim. Hazır almışken. Tamam. 6. Şöyle de arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bunları koyduğumuzda görmüş olduğunuz gibi artık bu elmas sazları yetişecek.
büyüyecek ve arkadaşlar kendilerini katlayacaklar. O zaman şimdi bunları büyümeye bırakalım arkadaşlar ve benim bir şey daha yapmak vardı aklımda. Neydi lan? Tek bir şey daha istiyordum ama şu homepad. Evet, homepad arkadaşlar yapacaktık. Homepad nerede? Şurada. Homepad'i ne yapıyorduk? Onlar tamam. Bunlardan bizde var. Ender Nugget tamam yaparız. Çok zor bir şey değildir diye düşünüyorum ama Ender Nugget'ımız var mıydı lan bizim Ender Nugget'ımız? Dur bakayım bir chest'imize falan bakalım arkadaşlar. Ender Nugget'ımız olabilir. Ender Nugget'ımız yok da Ender gözümüz var olmaz mı? Ender göz. İstemez misin Ender gözü? Yok, Ender Pearl istiyor. Bir bölümde End Portal'ı açmışlardı. Evet, şurada tamam. Hatta demişti ki Eranay abi benim evin içine açmıştın demişti herhalde. Evet, bu portal arkadaşlar güzel bir şekilde atlayalım. Ve burada bol bol Ender'in... Onu! Bu ne lan? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Çık şuradan, çık. Oyun donuyor. O kadar çok yaratık buraya gelmiş ki oyun donuyor. Ah, şu an düzeldi, tamam. Bu pekmenler ne oğlum? Bu nasıl bir end? Allah'ım yarabbim, bu garip. Bir end olmuş. Burası endlikten çıkmış artık. Burası end değil de. Hani başka bir şey olmuş artık. Başka bir dünya olmuş. Bacaklarına çalışıyoruz. Neredesin lan? Heh, gel. Bacaklarına. Evet. Çıkmadı. Dur şu pekmenlerden ben biraz uzak. Oğlum kurbağa bile var lan burada. Kurbağa bile buraya gelmiş yani. Çok garip. End'e herkes gelmiş benim dışımda. Gel uğraştırma beni, gel. Gel. Oğlum. Lan oğlum. Gel Ender Pearl istiyorum. Gel Ender Pearl verin bana artık. Ender Pearl verin. Ne olur Ender Pearl verin. Neredesin? Neredesin abi? Heh, gel. Bacaklarına. Evet, geldi, tamam. Çok güzel. Aa, bak burada mevzu var. Bu meleklerin buraya şeyi, ortamı kurul... Ne oluyor lan? Niye siz düşüyorsunuz? Hiçbir şey yapmadan öldürdük bunları, bak gördün mü? Pekmeni görüyor musun? Bak şurada. Evet, ölüyoruz ve öldük. Tamam. Çok güzel. İstediğimiz de buydu zaten. Şimdi tekrardan eve geldik. Ve bu Ender Pearl'le arkadaşlar ne yapıyorduk? Neyi birleştiriyorduk? Bir dakika. Ender Pearl'le toprağı birleştiriyor musunuz? Yani şöyle arkadaşlar, bunları birleştirdiğimizde bir Ender Nugget yapıyoruz. Şimdi Ender Nugget'ımız var. Diamond'ımız var. Gold'umuz var. Her şeyimiz var. Şuradan Diamond'ımızı alıp House Pet'imizi yapmaya hazır değiliz. Çünkü odunumuz yok yeterli sayıda. Evet, odunumuz yok. Hep bir şeyim eksik olacak abi. Hep ama hep bir şeyim eksik olacak. Şu odunu abicim al. Evet, lanet olsun. Cadı beni bırak. Beni rahat bırak oğlum. Beni rahat. Kim lan bu cadı? Cadı değil bu. Sensin. Gel buraya şerefsiz, gel. Seni ben öldürmez miyim? Sen benim evimin yamacında ne arıyorsun ha? Bak. Bana bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun ha? Bak. Öyle zıplama. Bana mutant hareketler sergileme. Senin mutantlığın bana sökmez lan. Ha, hayırdır oğlum? Ben bugün bur. Allah, ne yapıyor lan bu? Vallahi çetin. Bak. Bak, sınırlarını aşıyorsun bak. Ok atma. Zırhımı deliyorsun. Zırhımı eskitiyorsun. Gel, öldün. Bu kadar. Sen böyle ölürsün. Ben de senin böyle artıklarını toplarım. Gördün mü? Neyse, şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım. Şu artık homepad'i halledelim. Çünkü ben yoksa delireceğim. Evet, şu homepad'i, malzemelerini hazırladık homepad'imizin. Evet, homepad'imizi yapmak için şöyle koyuyoruz. End nugget'ı koyuyoruz. Diamond koyuyoruz ve... Abi yeter artık. Bir şeyim tam olsun. Yeter artık. Bir şeyim ya. Bir şeyim ne olursunuz abi tam olsun. Dur şunları alalım aynen. Bir şeyim tam olsun istiyorum. Çok mu bir şey istiyorum ya? Çok mu bir şey istiyorum? Bunları böyle koy. Bunu böyle koy. Ve homepad'i de abi artık yap. Sonunda. Tamam, şu diamondları falan da abi şöyle chest'e fırlat abi, fırlat. Bunlar hiç işimize yaramıyor şu an. Fırlat gitsin, tamam. Bu kadar. Envanterimiz boş olsun ya artık. Herhangi bir yerde olduğumuzda arkadaşlar bizim evimiz burası olduğu için burada doğuracak bizi. Şimdi mesela ben buralardayım, tamam mı? Evin dışında bir yerlerdeyim arkadaşlar ve home pad'ime tıkladığımda evet, bir kapı zili sesiyle beni tekrardan evime getiriyor. Ve bu home pad ne yiyor lan? Ne yiyorsun sen? Ender Nugget mı yiyorsun? Evet, Ender Nugget yiyor galiba arkadaşlar. Bakalım bir. Evet.
Favori yiyeceği arkadaşlar, en sevdiği yemek yani Ender Nugget ve çatır çutur ham ham yedi daha demin. Sesini duydunuz zaten. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki bölüm şu Optimus Prime'ın yanına bir tane daha robot geliyor. Acaba hangi robot geliyor arkadaşlar? Yorumlarda tahmin etmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izleyenler, sonuna kadar izleyenler lütfen kendini belli etsin ve sonuna kadar izledim desin. Bir dahaki bölümün robotunu tahmin edenler buraya kadar izlediklerini belli etmiş olacaklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.